Hepinize günaydın canlarım, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, günün herhangi bir saatinde izliyorsanız nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz Allah'a şükür. İyi demek adettendir. Kötü desek ne olacak? İyi desek ne olacak? Ne fark ediyor? Bir şey değişmiyor. Hayatımız aynı işte. Vallahi hepimiz aynı durumdayız da bir şey söyleyeyim mi ya? Böyle hiçbir şeyden insan zevk almaz mı? Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Mesela bir şey alayım diyeyim mesela. Alasım gelmiyor, bir şey yapasım gelmiyor. Böyle çok değişik duygular içerisinde psikolojimiz hepimizin alt üst olmuş durumda. Yani inanın Instagram'da da bir yazı okumuştum. Hani diyor ki eşimle fotoğrafımı paylaşmaya utanıyorum. Eşini kaybedenlere, çocuğumu paylaşmaya utanıyorum. Çocuğunu kaybedenlere ne bileyim. Gerçekten o şekilde olduk. Oldum yani ben inanın yemiyor muyuz yiyoruz içmiyor muyuz içiyoruz yalana ne gerek var hepimiz yiyip içiyoruz ama önceden mesela severdim ne bileyim bir kahve yapayım hemen fotoğrafını çekeyim şunu paylaşayım gezdiğim yere atayım falan şu an atanlar var ya tabii ki yani şimdi nasıl diyeyim üstünden evet şu an 2 hafta mı geçti 3 hafta mı geçti günleri de sapıttım artık bilmiyorum kaç gün geçti. Atmaya başlayan insanlar var. Evet. Hatta çok öncesinden var. Kahve resmi o bu. Onu görünce ben böyle bir sinirleniyorum sanki içten içe. Oradaki insanlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza sanki ihanet etmiş gibi. Yanlış geliyor şu an bana. Yani ha, tamam söz paylaşırsın, bir şey paylaşırsın, müzik paylaştın hadi atıyorum ama ne bileyim ya yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Belli ki yanlış anlaşılırım. Hep yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Genellikle de anlaşılıyorum da. Siz beni anladınız büyük ihtimalle. Ha, zamanı gelince evet paylaşmayacağım mı? Yine paylaşacağım. Ha, hakime ya dün de kadar böyle böyle diyordu. Şimdi sen de paylaşıyorsun diyecekler de olabilir. Ne bileyim ya her şeyin bir zamanı var diye düşünüyorum. Şu an o zaman değil. Gerçekten bayağı da bu o zamana gelmek zaman alacak. Bir şekilde günler geçiyor, saatler geçiyor, su gibi akıp gidiyor. Gerçekten yani psikolojim bozuldu derken bile utanıyorum. Öyle durumda olan insanlar var ki çok kötü durumda olan insanlar. Gerçekten bu sözleri söylerken bile utanıyorum. Allah'a şükür evim var, başımı sokacak, ısınıyorum, yiyorum, içiyorum. Daha neyine? Daha ne konuşuyorsun hakime diyorum kendi kendime. Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? İşte öyle. Bu arada çıtırı merak edenler var. Çıtırı da göstereceğim. Gel Ejder gel. Ejder Bey bana kahve yaptı getirdi şimdi. Kahveden konuşurken. Ne yazıyor Ejder burada? Ayağa kalk, düşmek için doğmadık. Aynen öyle. Düşmek için doğmadık. Böyle canlarım ya. Üf. Çıtırımı merak ediyorsunuz. Onu göstereceğim. Birazcık temizlik yaptım şimdi. Evi falan süpürdüm. Bulaşıktır, çamaşırdır. Biliyorsunuz aynı devam ediyor. Evin işi de bitmiyor. Yemek açtır, o da bitmiyor. Yapılıyor. Yaşadığın müddetçe, nefes aldığın müddetçe bu işler mecburen yapılıyor. İstesen de istemesen de bazen elin kolun kalkmıyor. Hiçbir şey canın istemiyor ama mecbursun. Yani sonuç itibariyle bu evde yaşıyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Bir şeyleri de yapmak zorundayız. Çıtırım teyzeleri, ablaları, bir taneleri. Çıtırım gayet iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Benim bir tanecik güzel kızım bu. Çıtır. Ablalar seni özlemiş. Çıtır demiş. Ne yapıyorlar demiş. Çıtır iyi mi demişler. Benim güzel kızım. Allah'ıma şükürler olsun. İyi canlarım. Görüyorsunuz. Buradaki birazcık kalabalık olduğumuz için kalabalığı da sevmiyor Çıtır hanımefendi. Sakinliği seviyor. Ondan dolayı hep böyle genellikle ısırma. Oyunu oynayacak bakın. Genellikle böyle yatak odasında tek başına takılıyor. Arada ben geliyorum yanına. Arada soba yandı mı içeri götürüyorum üşümesin diye. Genellikle böyle sessiz sakinliği seviyor. Gerçekten şaka yapmıyorum. Hani içeride şimdi çoluk çocuk bir şeyler olunca bu hanımefendi rahatsız oluyor. Keyfinin bozulmasından rahatsız oluyor benim kızım. Değil mi? Isırma. Isırma annem. Söz dinle bir söz dinle. Vallahi var ya iyice de dişleri şey oldu. Tamam. Şşt, bırak. Şuna bakın ya. Bayağı da dişleri acıtıyor artık ha. Büyüdü. Şuna bak. Şuna bakışlara bak. Tipine bakın şunun. Dudağına bakın.
Güzel kızım benim. Seni yaradana kurban olurum ben. Aşkım, bir tanem. Fıstığım. Böyle işte durumlar canlar. Ben şimdi içeri gideyim, size birazcık konuşayım diye yatak odasına geldim. Şimdi Handan ablanın yanına geçeceğim. Yani değişen bir şey yok. Hayat öyle böyle bir şekilde devam ediyor. Aynı evdeyiz. Çoluk çocuk, Handan abla gibi bizdeler. Enişte geldik, tekrar gitti. Bugün gitti. Daha yeni bir saat falan oldu. Gidelim Maraş'a gitti. Oranın durumlarına falan bakacak. Şimdi sular herhalde kötüymüş. Sular düzelmiş. Galiba. Birazcık da yavaş yavaş normale tabii dönemez de. Hani birden dönülecek bir şey değil. Yavaş yavaş ama yine de bir şeyler normale dönmeye başlamış. Hani ne bileyim ekmek çıkmaya başlamış işte. Sular düzelmiş. Her eve sular verilmiş. Odur budur. Bir durumlara bakmaya gitti. Eğer durumlar müsaitse işte Handan abla bile diyecek hani siz de gelin. Gelebilirsiniz artık diye. Öyle yani. Kesin bir şey yok şu an itibariyle yani. Allah'tan Allah'a şükür olsun Handan ablagilin evinde bir şey yok canlarım. E-Devlet'ten de baktılar. Hasarsız olarak geçiyor. Ama tabii ki de bir tık oralar normale dönsün diye bekliyoruz. Hani çocukların da kafası dağılsın. Oralarda zaten korktular yeterince diye. Bizdeyiz. Beraber bir şekilde vakit geçiriyoruz işte. Yiyoruz, içiyoruz. Muhabbet, sohbet derken inanın daha demin de dediğim gibi günler böyle nasıl su gibi akıp geçiyor. Bakın 6'sında oldu. Bugün 19'u mu? Bir dakika. Bugün 20'si bakın 20'si olmuş. Kaç gün geçti üstünden düşünün. Öyle yani. İşte depremden bir gün sonrası geldiler. Öyle zaman geçiyor. Yani ben bir de bana hani sağ ol hekime çok iyisin falan diyorsunuz. Gerçekten olması gerekeni yapıyorum. Ben kim olsa benim yerimde böyle yapardı diye düşünüyorum. Sonuçta şimdi bu zamanda kapımı açmayacağım da hangi zaman kapımı açacağım? Yarın öbür gün benim başıma gelmeyeceğine malum. Ondan dolayı kim olursa olsun ben mesela atıyorum hani örnek veriyorum küs de olsam kavgalı da olsam asla bir araya gelmem de desem böyle durumlarda ne küslük kalır ne bir şeylik kalır her zaman kapım açık. Kim olursa olsun yani herkes başımın üstünde yeri var böyle durumlarda böyle durum olmadığı müddetçe. Tabii ki çok küstüğüm, kavga ettiğim biri varsa yok. Ya işte saçmalıyorum yine bak. Hakime, her zamanki hakime değişmemiş değil mi canlarım? Konuştu mu batıyor. Bugün pazara gidecektik. Normalde annem gildi pazara gittiler. Sen de geleceksen gel dediler. Hani alışveriş için. Geçen hafta gittiydim ben pazara. Bir şeyleri aldım. Ondan dolayı bu hafta gitmedim. Hem de yalnız bırakmayayım ayıp olmasın diye. Gitmedim. Arada işte BİM'e gidip geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. İhtiyacımız oldu mu onları alıp geliyoruz. Öyle Allah'ım var ya. Allah'ım bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar diye boşuna demiyorlar. Gerçekten hani diyordum ya ben hani böyle 3 çocuğu olanlar, 4 çocuğu olanlar nasıl geçiniyor diye. Vallahi da billahi de Allah var yukarıda. Bir yerden veriyor ya. Gerçekten bereket. Bereket oluyor. Her şekilde oluyor yani. Aa yetmez diyoruz. Mesela bir yemek yapıyoruz. Diyoruz ki 10 kişiyiz şu an. Yetmez. İnanın artıyor bile. Vallahi ben buna inanıyorum. Zaten şu çıtırım geldi ya bana. Ben bu çıtırı sahiplendim ya. Çıtırımı sahiplendikten sonra benim evimin bereketi arttı. Yemin ederim öyle düşünüyorum. İyi ki de böyle bir şey yapmışım, sahiplenmişim. Gerçekten çok mutluyum o konuda. Ve inşallah bir şey olmaz. Tüyü kadar ömrü olsun. Çok ama çok seviyorum çıtırımı. Allah'ım barışımı da başımdan eksik etmesin. Gerçekten. Çok Barış da çok çok iyi bir insan. Ya övmek değil de gerçekten çok iyi bir insan. Ben hayatımda Barış kadar iyi niyetli, saf, temiz, düşünceli, kalbi kırılır karşı tarafın diye laflarını bile seçen bir insan görmedim. Ha arada tabii ki tatlı atışmalarımız bir şeyler oluyor illa ki her evde olduğu gibi ama gerçekten Allah razı olsun. Her konuda. Allah'ım bize de bir çocuk nasip eder. Evimizi de taçlandırır inşallah. Daha ne isteriz, değil mi? Böyle birazcık sizle de dertleşeyim, konuşayım istedim. İnanın video çekeyim diye düşünüyorum. Elim telefona gidiyor gibi oluyor ama çekemiyorum. Yani hem içimden bazen gelmiyor hem de şimdi
Ne bileyim, pek de hani ortamda şu an tam olarak video çekmek için müsait değil. Ancak böyle hani yatak odasına falan gelip konuşabiliyorum. Rahat içeride çekemiyorum. Bir de zaten Handan abla hani YouTube'a çıkmak istemediği için hani çekerken falan görünür diye de böyle kendimi kasıyorum falan ya. Ondan müsait olduğumda inşallah çekerim böyle. Ara ara sizi de bilgilendirme yapıyorum. Böyle özledim ama sizi çok. Sizin de beni özlediğinizi biliyorum. İnşallah iyisinizdir canlarım. İnşallah önümüzdeki günlerimiz güzel olur. Bakalım hayırlısı. Allah'ın büyük nasip kısmet. Ne olacağını göreceğiz. Görüşürüz canlarım. Canlarım ikinci günden günaydın değil, üçüncü günden günaydın. Dün çekmedim, dünden önce de çekmedim. Bugün günlerden çarşamba tekrar çekiyorum. Ben o konuşmaların üzerine bir kez daha deprem oldu Hatay'da ve Antalya'da da bile hissedildi. Burası bile sallanmış ama Allah'ıma şükürler olsun biz hissetmedik. Yalana gerek yok. Ya, Annemgil aradı beni. Türkiye'nin dört bir yanında. Evet. Annemgil aradı. Çok korkmuşlar. Hatta dışarı falan çıkmışlar. Onların müstakil olmasına rağmen hissedilmiş. Bayağı korkmuşlar yani. Ya korkmama geldi değil ki. Böyle öyle bir şeye girdik ki artık nasıl. Her gece yatarken düşünerek yatıyorum. Hadi bir sabah uyanırsam enkazın altında. Ya ben zaten düşünün hepimiz korkuyoruz da. Ne bileyim ben şeye giremiyorum daha. Eman'a giremiyorum kalp krizi geçireceğim. Orada ben direkt ölürüm zaten diyorum. Takdir Direkt. abi. Her şey takdir abi. Tekrardan geçmiş olsun. Böyle ya. Vade dolduysa hiçbir şekilde hiçbir yerde ölümden Kaçış yok. kaçamazsın. Zaten kaçış yok. Aynen Bak öyle. Allah'ın mucizesine 10 gün sonra, 15 gün sonra hala enkazdan çıkanlar oldu. Aynen. Bir insan bir gün yemek yiyince ikinci gün ben çok acıktım açlıktan ölüyorum diyor değil mi? Bak orada 10 gün açsın. Bebek Adamın ya biri bebek evet. bebek. Adam biri de anlatıyor. Birinci gün diyor. Çıkan 7. gün enkazdan çıkmış. Birinci gün diyor. Resmen diyor oruç tuttum diyor. İkinci günde hadi bugün de orucum dedim diyor. O ikinci günde oruç tuttum diyor. Artık üçüncü gün dayanamadım diyor. Ve affedersiniz hani idrarımı içtim diyor. İki de Öylelikle çocuğu var diyor. İki de yanında. çocuğu varmış yanında. Birine ulaşamıyormuş. Birini görüyormuş ama. Onunla konuşabiliyormuş. Aynısını ona da demiş. Oğlum demiş hani idrarını iç. Oğul ve kendisi idrarı içerek o şekilde hayatta kalmış. Ya 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 işte. Biz mesela atıyorum. Bir şey yok, zeytin yok diye kahvaltı yapmıyoruz diyeyim mesela. Eksik diyoruz, Karın suratımız doyurmalık değil düşüyor. mi ya? Bir ekmek yoksa karnın doyuyor. İşte her şeyden bir ders çıkarmamız gerekiyor ki biz Allah'a şükür her şeyin farkındayız da inşallah farkında olmayanlar da farkında olur. İnşallah. Artık hiçbir şey bizim değil ki ya. Ne ev ne araba her şey Allah'ın. Biz de aynı şekilde topraktan geldik, toprağa geri döneceğiz. Şimdi işte biz de kahvaltı hazırlıyoruz. Çoluk çocuk herkes uyandı. Barış bugün izinli evde. Bakalım. Onun Barış'ın da biraz iş durumları sıkıntılı. Ne olacağını bilmiyoruz. Çıkacak mı, devam edecek mi? O durumlar da karışık. Şu an tam olarak bir şey olmadığı için size de bir şey diyemiyorum ama o da sıkıntı. Allah'ım büyük bakalım. Bakacağız ne olacak. Öyle. Şöyle kahvaltımızı da göstereyim sizlere. Allah'ım daha ne olsun. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Şöyle zeytinimiz, peynirimiz, helvamız, şöyle çikolatalar, reçel, salatalık. Daha ne olsun, ne olsun. Patates kızarttı Barış da. Üzerine de patlıcan bu şekilde. Şurada da kızarıyor. Biberler de kızaracak. Allah bin bereket versin. Çayımızı yakak mı artık aşkım? Daha değil. Biber attıktan Barış sonra. Bey de burada. Herkese merhabalar. Barış Bey tabii işte onun da bayağı sıkıntılı. Bakalım. Ya iş, güç, şu bu hiçbir şey umurumda değil artık ya. Önceki gibi hiçbir şey takmıyorum, Gerçekten düşünmüyorum. böyle hani zevk almıyor ya insan. Aynı Bitti o yani. durumdayız. Yani hiçbir şeyden zevk alınmıyor, tat alınmıyor. Acımız büyük. Allah'ın bir an önce inşallah sonumuzu versin yani. Selamete çıkartsın bizi. Amin inşallah. Kurban olayım kendime. Veren de Allah, alan da Allah. Takdirli onu. Aynen öyle canlarım. Okullar açıldı bizim burada. Millet okula gidiyor.
Yani biliyorsunuz buralarda Allah'tan biz hani köy kısmındayız. Şöyle görüyorsunuz zaten evleri hep 3 katlı evler. Hani 2 katlı, 3 katlı. Allah'tan böyle gökdelen gibi binalar yok şu kısımlarda. Ama bilemeyiz. Mesela benim bu oturduğum evde yeni bir yapı ev aslında. Ama şey duvarlar çok ince değil mi aşkım? Hani acayip derecede ses duyuluyor ve ses geliyor. Çok çok ince. Nereden anlaşılıyor acaba bilmiyorum ama bakın. Sese bakın. Resmen boş değil mi? Ay Allah'ım korusun ya. Önemli Of. olan kolonları sağlıyor. Ya kolon evet. Kolon da yok ki aşkım burada Var. evde. Şunlar hep kolon. Atık kolon. Şunlar mı? Var. Ama sadece bu var burada. Ya her yerde var. Şunun üstü de kolon Salonda var. yok. Vardır her yerde var. Salonda nerede? Kolon diye bir şey yok. Salonda göremedim. Var var. Bu şekilde canlarım. Durumlar böyle böyle. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Hepiniz hakkınızı da helal edin. Vallahi çünkü yarın ne olacağı belli değil, ne getireceği belli değil. Bir saatin yani bir saat sonra ne olacağı belli değil. Hepinizi çok seviyorum. Biliyorsunuz. Sizler benim için çok önemli ve değerlisiniz. Hepiniz öylesiniz. Hepinizi hakkınızı helal edin canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.